Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Hakka suresi 18-37. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Okuyacağımız bu bölümde Allah-u Teala Mahkeme-i Kübra'dan diğer alemdeki bütün insanların yargılanacağı ve dünyadaki yaptıkları amellerin karşılığını adeta bir karne şeklinde görecekleri, amel defterlerinin kendisine verileceği manzarayı bize anlatıyor. Ve insanların iki grup halinde olması, amel defterini sağından alanlar ve amel defterini solundan alanlar, her iki tarafın durumunu Allah-u Teala çok canlı bir tablo şeklinde bize bildiriyor. Şöyle ki, يَوْمَ اِذِنْ تُعْرَضُونَ O gün siz arz edilirsiniz. Yani hesabınızı görmek üzere Allah'ın huzuruna sevk edilir, o mahkemede bir mahkemeden geçersiniz. La tahfa minkum hafiye, sizden hiçbir gizli hal gizli olarak kalmaz. Yani dünyada neler yapmışsanız bunların hepsi aşikardır. Allah bilmektedir. Melekleri kaydetmektedir. Sizde de hafıza kayıtları bulunmaktadır. Dolayısıyla diğer alemde yaptığınız bütün şeylerin tek tek kaydedildiğini görürsünüz ve hiçbir haliniz orada gizli kalmaz. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Ama kitabını sağından alan, burada kitap amel defteri, adeta okullarda öğrencilere karne verilmesi gibi bir manzarayı burada görmekteyiz. Malum öğrenciler karnelerini aldıklarında şöyle bir bakarlar, notlar gayet güzelse sevinçle başkalarına da gösterirler. Ama notlar kötüyse o anda insanın yüzü ekşir, karnesini kimseye göstermek de istemez. İşte önce amel defterini sağından alan, amel defterini sağından alan kimse feyagulu, o şöyle der. He umugra'u kitabiyye. Haydi gelin bakın benim kitabıma, amel defterime bakın der. Yani amel defterini, karnesini sevinçle herkese göstermek ister. İnni zanentu enni mulaqin hisabiyye. Ben hesabıma kavuşacağımı zannediyordum. Bu iki türlü değerlendirilebilir. Malum zannı galip tarzında olduğunda kuvvetli bir kanaat bildirir. Bizler şu dünya hayatında Allah'a iman ediyor, ahirete iman ediyor, diğer iman esaslarına iman ediyorsak da doğrudan Allah'ı görmedik, ahireti görmedik. Ancak çok kuvvetli bir kanaatla bir imanımız söz konusu. Böyle olunca bu doğrudan güneşi görmek gibi bir kesin bilgi değil. Ama bir insan yakin mertebelerinde yol alır ve Hazreti Ali'nin radıyallahu anh demiş olduğu gibi لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَزْدَتُ يَقِينَ demiş. Yani gayb perdesi açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek. İnsan böyle bir mertebeye de gelebilir. Tereddütlerden tamamen uzak, güneşin görülmesinden çok daha zahir bir şekilde Allah'a, ahirete ve diğer iman esaslarına inanabilir. Ama ekseriyet itibariyle insanların böyle bir iman mertebesini yakalaması da herhalde söz konusu değil. Bundan dolayı pek çok kişinin imanı zannı galip tarzındadır. Ve bu manada bir zan onun imanı içinde yeterli olmaktadır. Yani aslında imanında bir tereddüt yok ama henüz yakin mertebesine de ulaşmamış. İşte bu kimse diğer alemde imanının karşılığını bu şekilde görecek. Ben hesabıma kavuşacağımı zaten zannediyordum, yani biliyordum diyecek. Bir başka manaya şöyle dikkat çekiliyor. Yani ben aslında o kadar hatalarım da var, o kadar günahlarım da var ki bunun neticesinde cehenneme gideceğimi belki bekliyordum. Ama Allah rahmetiyle muamele etti ve ben kurtulanlardan oldum. Böyle bir manaya da dikkat çekilmiş. Ama birinci mana daha zahir, daha aşikar. فَهُوَ فِي اَيْشَةِ الرَّادِيَ Artık o razı olacağı bir hayat içerisindedir. Yani dünya şartlarında insanlar bir takım sıkıntılar da çekiyor. Ya maddi imkanları olmuyor veya maddi imkanları varsa bedeninde rahatsızlıkları oluyor. İlla onu üzecek bir takım sıkıntılı durumlar söz konusu. Ama diğer alemde artık bu dertler bitiyor, bu sıkıntılar bitiyor ve
cenneti kazanmış olan insanlar fi ayşetir radiye, razı olacağı bir yaşantı içerisinde. Ve orada her şey en güzel bir şekilde olacak. Cennet dediğimiz, dünyada tasavvur edebileceğimiz ne kadar güzellikler varsa tasavvur ettiklerimizden çok daha fevkalade, çok daha güzel olacak. Böyle olunca cenneti kazanan bir kimse artık hiçbir şeyden rahatsızlık duymayacak. Her şey arzu edildiği, istenildiği şekilde, hatta hayallerin çok daha fevkinde gerçekleşecek. Fi cennetin aliye, ve o yüksek cennetlerdedir. Ve gutufuha daniye, o cennetin meyvelerini koparmak da çok yakındır. Yani dünyada bir takım meyveleri elde etmek için insan biraz zahmet de çekebilir. Ama cennette bir insan diyelim yüksek bir ağacın en üst dalındaki meyvesini de koparmak istese, meyve ağacı, o ağaç adeta bir garson misali buyurun efendim dercesine o kimseye eğilip meyvelerini takdim edecek. Ve kolaylıkla insanlar o cennetin meyvelerinden istifade edecek. Kulû veşrebû henîen bimâ esleftum fil eyyâmil hâliye, ve o cennettekilere denilecek ki önceki günlerinizde, yani dünyadaki günlerinizde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle, yaptığınız iman, salih amel gibi iyi şeyler sebebiyle artık burada yiyin, için, size afiyet olsun diyecekler. Bu melekler tarafından insanlara söylenebildiği gibi taraf ilahiden doğrudan bir müjde tarzında da ifade edilmiş olabilir. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, ama kitabını, amel defterini solundan alan, فَيَقُولُ, o şöyle der. يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَ, yani keşke bana kitabım verilmeseydi. Keşke amel defterimi görmeseydim. وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَ, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَادِيَ, keşke ölümle her şey bitseydi. Yani ölmekle her şey bitseydi, yok olup gitseydik de burada bu rezaleti, bu utanç verici durumu, imtihanı kaybetme durumunu yaşamasaydık. مَا اَغْنَى عَنِّي مَالِيَ, benim malım benden bir şeyi gidermedi. Yani dünyadayken bu zengin bir kimse olabilir. İşte zengin olması diğer alemde imtihanı kazanması anlamına gelmiyor. Çünkü çok malın hesabı da büyük olur. Allah yolunda değerlendirmemişse kendisi için çok büyük bir vebal olacaktır. هَلَكَ عَنِّي سُلْتَانِيَ, ve benim saltanatım, gücüm, kudretim helak olup gitti. Yani dünyadayken Firavun gibi olabilir, Karun gibi zengin olabilir ama ne mal ne saltanat diğer alemde fayda vermez. Huzuhu fevulluhu, ve o kimseyle alakalı, amel defterini solundan alan kimseyle alakalı şöyle denilir. Tutun onu, fevulluhu, ve onu kelepçeleyin. Thummel cahime salluhu, sonra da o şiddetli ateş olan cehennem ateşine onu gönderin. Onu cehennem ateşine atın. ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْءُهَا سَبْعُونَ ذِرَاءَ, 70 zira boyunda zincirle de فَسْلُكُوهُ, onu sürükleyin. Değerli izleyenlerim, burada diğer alemde amel defterini solundan alan kimsenin akıbeti ve mahkemesi bittikten sonraki durumu bize anlatılıyor. Artık amel defterinin sol tarafından aldığında zaten başından kaynar su adeta dökülüyor. Çünkü imtihanı kaybetmiş, cehenneme gönderilecek. Böyle bir durumda çok şiddetli bir pişmanlık yaşıyor. Dehşetli bir pişmanlık yaşıyor. Ve diyor ki, keşke bana amel defterim verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim, ölümle her şey bitmiş olsaydı. Ve ardından da diyor, ne malım ne saltanatım bana bir fayda vermedi, beni kurtarmadı. Ardından taraf ilahiden bir emir geliyor, tutun onu, bağlayın onu ve sonra da o kuvvetli ateş olan cehenneme atın onu. Sadece ateşe atılmakla da kalmıyor, zincirlerle bağlanıyor. Burada
70 zira, yani 70 kulaç, 70 arşın bir silsile, bir zincire bağlanmış olması, bu da cehennemdeki kimselerin zilletini artıran bir durum. Hani mahkum vardır, zincire vurulmamıştır, bir derece rahattır. Ama bir başka mahkum zincire vurulmuş. Zincire vurulunca, hem de 70 metrelik bir zincire vurulduğunda elbette bunun ızdırabı çok daha fazla olacak. Ve zincirli, gittiği yere zincirlerini sürüyerek gidecek ve bu da apayrı bir zillet olacak. Burada 70 zira denilmesi, yani 70 metre gibi, bunun böyle ifade edilmesi ortalama insan ömrünün 60-70 yıl olması açısından sanki hayatının her bir yılı bir zincire tekabül ediyor gibi düşünülebilir. Yani hayatının her yılında zincirlerinden birini daha artırdı. 70 yıl yaşayan birisi her yıla bir zincir ilave etmiş oldu. Cehennemdeki zincirini bu şekilde artırmış oldu. Bu manada da değerlendirilebilir. Ve ayetin devamında niçin o cehenneme atılıyor? Bunun gerekçesi bildiriliyor. İnnehu kâne la yu'minu billâhil azîm. O azim olan Allah'a, azamet sahibi olan Allah'a inanmıyordu. Yani kafirdi, ateistti. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Ve miskine yedirmeye, miskine bir şeyler verilmesine de teşvikte bulunmuyordu. Yani bırakın kendisinin vermesini, başkalarının vermesine de taraftar değildi. Vermediği gibi teşvikte de bulunmuyordu. Yani buradan o kimsenin egoist olduğu, bencil olduğu, kainatın merkezine kendisini koyup her şeyi kendi etrafında döndürmek istemesi ve her şeyi kendi menfaatine feda etmesi. İşte Firavun'dan daha önce bahis geçmişti. Firavun her şeyin merkezine kendini alıyor ve herkesi kendine abd ve köle yapmak istiyor. Ve her şey onun için. Halbuki İslamiyet'te her şey benim için değil, paylaşmak esastır. Mesela zengin olan birisi malının 1/40'ını, gelirinin 1/40'ını başkalarıyla paylaşmakla mükellef. Böyle olunca İslamiyet'te paylaşmak esas. Ve evet, bir kimse zengin olabilir, helalinden kazanmak şartıyla, bunda bir problem yoktur. Ama bunu paylaştığı zaman gerçekten bunun hakkını vermiş olacaktır. Diğer türlü o zenginlik kendisinin sorumluluğunu artırır, günahlarını artırır. Diyelim gayrimeşru yollardan kazanıyor, gayrimeşru yollara sarf ediyor. Bunun neticesinde gittikçe azabı artmış oluyor. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Böyle bir kimsenin diğer alemde artık bugün de sıcak bir dostu da yoktur. Hani dünyada bir insan zenginse veya saltanat sahibi ise etrafında epey dostları olur. Bu dostlar genelde menfaat şebekesi gibidir ve yalancı dostlardır. Görünüşte onunla beraberdirler ve ona epey temennalarda bulunurlar, medihlerde bulunurlar. Müdahale dediğimiz yağcılıkta bulunurlar ve o kimse bunlarla mutmain olabilir. Pek çok dostları olduğunu zannedebilir. Fakat diğer alemde diyelim Firavun bakacak ki etrafında ne Haman kalmış, ne Karun kalmış, ne askerleri kalmış. Çünkü onların da her birisi kendi derdiyle meşgul durumda. وَلَا تَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. Ve yiyecek bir şey de yok gıslinden başka. Gıslin ehli cehennemin irinleri tarzında da ifade edilir. Yani gayet nahoş, normalde yenilmeyecek, tiksinilecek şey. Ancak böyle bir şey kendisine verilir. Yani cennetin yiyecekleri en güzel yiyecekler ama cehennemin de yiyecekleri en kötü yiyecekler. Şöyle ifade edebiliriz. Bütün güzellikler cennete toplanacak. Bütün çirkinlikler, nahoş şeyler, bunlar da cehennemde toplanacak. La ye'kuluhu illel hati'un. Bunu ancak hati'un olanlar, yani şirk gibi büyük günahlara giren, ömrünü günahlarda geçiren kimseler yer. Yoksa başkalarının yiyeceği bir şey değil. Ömrü hata, günah, isyan içerisinde geçmiş olanlar diğer alemde ceza olarak bu şekilde en pis yiyeceklere muhatap olurlar. Yani el ceza min cinsil amel denilir. Yani insanın karşılaşacağı şeyler
yaptığı ameller türündendir. Bu kimse dünyadayken pis işlerle meşguldü. Diğer alemde de pislik yiyecek. Dünyada işte içki gibi haram şeyler içiyordu. Diğer alemde yine en kötü içecekleri içecek. Diyelim ki o cehennemin hararetinde yandıkça elbette su isteyecek kendisi, ama kendisine bağırsaklarını delik deşik edecek kaynar su verilecek. Dünyadaki zevkine bedel, gayrimeşru zevkine bedel, öbür alemde bir ceza olarak bu gibi cezalarla cezalandırılacak. Diyelim bu kimse dünyada en güzel elbiseleri giyiyordu ve bununla etrafa hava atıyordu. Ama diğer alemde kendilerine, bu gibi kimselere zillet elbisesi giydirilecek. Ve zillet elbisesi derken katrandan diye ayette ifade ediliyor. Katrandan, pis kokulu ve yani çuval gibi bazen bir takım filmlerde de nazara verilen birer zillet elbisesi, ondan çok daha berbatı cehennem ehline orada giydirilecek. İşte bu şekilde Allah-u Teala bugünkü okumuş olduğumuz yerde Mahkeme-i Kübra'dan ve devamından birer tablo bize sundu. Şu anda hayatta olan kimselere diğer alemde karşılaşacak durumları çok canlı bir şekilde, canlı, hatırda kalacak ifadelerle anlattı. Ve böylece Kur'an-ı Kerim şu şehadet aleminde, görülen alemde, görülmeyen alemin bir dili ve ahiret aleminin mukaddes bir haritası olduğu, bu gibi manalarla da anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim bize dünyanın sırlarını anlattığı gibi ahiretin sırlarını da anlatıyor ve diğer alemde nelerle karşılaşılacak, bunları da bize bildiriyor. Cenab-ı Hak bizleri amel defterini sağından alan bahtiyarlardan eylesin ve lütfuyla, keremiyle cennet ehli olanlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.